Ülkemiz kendi milli ve özgün roketiyle Ay'a iniş gerçekleştireceğini açıkladı. Ne kadar gurur verici anlatamam. Evet arkadaşlar, gerçekten de gurur verici bir gelişme bu. Bildiğim kadarıyla Ay programı iki aşamada tamamlanacak. İlk fırlatma uluslararası işbirliği ile gerçekleşecek. 2028'deki ikinci aşamada ise Türkiye kendi roketini kullanacak. Öğrendiğimize göre 10 aşamalı bir uzay programı planlanmış arkadaşlar. Bunların arasında uzay limanı işletmesi kurmak ve birçok vatandaşımızı uzaya göndermek gibi hedefler de bulunuyor. 1969 tarihinde Apollo 11 ile Ay'a ilk ayak basan Neil Aldrin Armstrong'dan sonra dünyada gelişmiş ülkeler Ay'a çıkarak uzay çalışmalarını sürdürdü. Şimdi de buna Türkiye katılıyor. Arkadaşlar, bizim medeniyetimizin yetiştirdiği bilim adamları bilhassa astronomi anlamında uzay bilimine büyük katkılar sunmuştur. Tarihimizde öyle örnekler var ki, örneğin Lagarı Hasan Çelebi 17. yüzyılda roketle dikey uçuşu gerçekleştirmiş ilk insan olarak kayıtlara geçmiştir. Evet, kendisi füzeciliğin atası olarak da biliniyor. Barut dolu haznesi bulunan bir basit hava roketi ile ilk kez havalanmayı başarmıştır. Lagarı Hasan Çelebi, padişahlarından 4. Murat'ın kızı Kaya Sultan'ın doğumu münasebetiyle yapılan şenlikler sırasında 50 okka, yaklaşık 450-500 kilo barut macunundan 7 kollu bir fişek icat etmiştir arkadaşlar. Padişahım, seni Hüdaya ısmarladım, İsa Nebi ile konuşmaya gidiyorum diyerek saray burnundan 4. Murat'ın huzurunda fişeğe binmiş ve yardımcılarının fişeği ateşlemesiyle havaya yükselmiştir. İşte tam o sırada, yani havadayken yanındaki fişekleri ateşleyince denizin yüzü aydınlanmış. Büyük fişeğin barutu kalmayıp yere doğru düşerken de ellerindeki kartal kanatlarını açıp Sinan Paşa Köşkü'nün önünde denize inmiştir. Sonra oradan yüzerek padişahın huzuruna gelmiş ve "Padişahım, İsa Nebi sana selam etti" diyerek ona şaka yapmıştır. Tabii ki her şeyi hesaplamış. Örneğin roketin ana motorunun çevresinde bulunan 6 küçük motor roketi havaya yükselten ilk kademeyi oluşturuyordu. İlk kademede yer alan bu roketlerin yakıtı tükendiğinde ikinci kademeyi oluşturan ve daha büyük olan ana motor devreye giriyor. Böylelikle 300 metreye kadar yükselebilmiştir. Asıl önemli olan istediği yüksekliğe ulaşınca Hasan Çelebi roketi terk ederek havada kaymasını sağlayan ve bir tür paraşüt olan araç yardımıyla denize inmesidir. Çünkü o barut macunundan yapılı havai fişekleri ve yanış hızının azaltılıp çoğaltılması tekniğini biliyordu. ABD'deki ünlü Smithsonian Enstitüsü Uzay Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Frank Winter demiştir ki, "Türk roket adam Hasan Çelebi'nin 1633'teki denemesi şimdiye kadar kayıtlara geçen ilk insanlı uçuş denemesidir." Norveç Havacılık Müzesi Müdürü Maurice Rovanvik ise dünyada ilk insanlı uzay uçuşunu Hasan Çelebi isimli bir Osmanlı Türk'ünün yaptığını yazmıştır. Bu uçuştan tam 477 yıl sonra Evliya Çelebi'den gelen bilgilere göre bir fişek tasarımı yaptılar ve bunu denediler. Hatta temsili mankene Hasan Çelebi'ye benzetmek için bıyık bile taktılar ama uçurmayı başaramadılar. Bugün bile başaramadıklarını Lagarı Hasan Çelebi 1633 yılında bizzat kendisi başarmış ve tarihe geçmiştir arkadaşlar. Bugün Ankara Türk Hava Kurumu Müzesi'nde temsili heykeli bulunan Lagarı Hasan Çelebi'nin roketle uçuşunu gösteren bir 17. yüzyıl gravürü de bulunmaktadır. İsmiyle ve yaptığı roket ile bugün bize ilham veren bu büyük insanı saygıyla anıyoruz. O yüzden ülkemizin Ay'da büyük gelişmelere imza atacağına yürekten inanıyoruz.